Gazeteci yazar ve televizyon programcısı Hüseyin Çetiner'in İstanbul Times TV'de hazırlayıp sunduğu gündem programının stüdyo konuğu, psikiyatri uzmanı uzman doktor Burak Berberoğlu. İşte o söyleşi. İstanbul Times TV izleyenleri, gündem programının konuğu, psikiyatri uzmanı, uzman doktor Burak Berber hocamla birlikteyiz. Bizim birkaç sorumuz olacak, hocam cevap verecek. Hocam öncelikle sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Burak Berber kimdir? 1975 yılında İzmir'de doğdum. Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum 1996-97 yılında. Ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri ihtisasına başladım. 2003 yılında bitirdikten sonra da önce Kızılay, daha sonra Avrasya bünyesinde mesleki çalışmalarımı devam ediyorum. Aynı zamanda bir üniversitede öğretim üyesiyim. Çok güzel. Peki hocam, şimdi görev yaptığınız Avrasya Küçükköy'de 18 Temmuz'da hasta kabulüne başladı. Biz daha önce birçok konukla gezdik. Hastane gerçekten fizik çok güzel. Siz nasıl buluyorsunuz hastanenin fizik yapısını, medikal kadrosunu? Çok çok iyi buluyorum. Hani sadece bir çalışanı olarak değil, dışarıdan bir göz olarak, bir hekim olarak söyleyebilirim ki İstanbul'un, hatta Türkiye'nin rahat rahat ilk üçüne girer. Özellikle teknolojik altyapısıyla ve hastaya sunduğu sağlık imkanlarıyla. Hocam şimdi Türkiye'de gündemi gerçekten çok yoğun, karışık. Halkın psikoloji tabii çok değişebiliyor. Uzmanlar da Türkiye'nin bir günlük gündemiyle İskandinav'ı bir yıl idare eder. Şimdi toplumun psikolojisiyle alakalı konuşacak olursak, malum bir darbe girişimi oldu. Onun dışında birçok terör olayları, sorun sıkıntılar vardı. Bu konularla alakalı topluma neler öneriyorsunuz efendim, bir uzman olarak, bir hekim olarak? Şimdi öneriden önce şu bir kere tespiti yapmak gerekiyor. Toplum ayağını bastığı toprağın, yerin, yani temel güven duygusunun altından çekildiğini fark ettiği, hissettiği, yaşadığı, tecrübe ettiği için temel güven duygusunu yitirmiş durumda. Yani bir anda bastığın toprak, soluduğun havada endişe duymaya başlıyorsun. Çünkü olağanüstü şeyler yaşıyoruz. Beklenen bir ortamda. Evet. Bu ne yapıyor toplumda? Güvenle yaşama hissini, biz ona temel güven duygusu diyoruz. Güvenle, huzurla yaşama hissiyatını ortadan kaldırıyor. Bunun topluma getirisi veya götürüsü ne oluyor? Aşırı bir huzursuzluk hali, aşırı bir endişe, kaygı, korku hali. Bunun tezahürleri ne oluyor? Öfke, şiddet, güvensizlik, sıkıntı, huzursuzluk, içe kapanma, çökkünlük gibi toplumun neredeyse tüm bireylerinin kendince nasibini, kendi miktarlarınca aldığı sıkıntılı haller. Şimdi burada yapılması gereken bir kere bu toplum tarafından değil, yöneticiler tarafından, siyasetçiler, politikacılar tarafından mümkün mertebe bu güven, sükun ve huzur ortamının tekrar sağlanması. Bu birinci. Yani bu yapılmadan biz ne yaparsak yapalım, iğneyle kuyuyu kazmış oluruz. Yani bireyden bireye toplum iyileşmesi. Genel bir politika olarak güven aşılanmalı diyoruz değil mi hocam? Bir kere güven zemini tekrar oluşmalı. Bu bir. Bu bizim yapacağımız işti. Bu politikacıların işi. Hı-hı. Genel bir sorun çünkü o. Evet, doğru diyorsunuz. O sosyolojik bir sorun. Sosyolojik sorunla bir psikiyatri uzmanı tıbbi olarak çözüm bulamaz. Hani bir birey, yan komşum, ben, siz ne yapmalısınız?
Biz hani bu konuda kendi içimize dönüp kendimizi güvende kabul edebileceğimiz halleri, zemini, bu düşünsel olabilir, duygusal olabilir, davranışsal olabilir, arttırmalıyız. Yani ailemizde kendimizi huzurlu, mutlu mu hissediyoruz? Bu dönem mümkün mertebe bunu arttırmalıyız. Oturup sohbetler etmeliyiz, konuşmalıyız, sıkıntılarımızı paylaşmalıyız. Paylaşıldıkça bu tip sıkıntılar azalır. Geçen gün bir yere gittim. İşte malum darbe günü uçakların alçak uçuşundan dolayı psikolojisi bozulmuş biraz. Bir ses duydum, korkuyorum, bir masalarına falan giriyorum diye bir arkadaşım vardı. Hani gerçekten ani bir hareketten dolayı korkuyorlar, çekiniyorlar. Bunlar ne yapmalı? Yani savaş jetleri tabii her gün tepemizden o şekilde geçmiyorlar. Tabii. Şimdi arkadaşımızın yaşadığı bu hal çok doğal. Bu doğal, sağlıklı bir tepki aslında. Bunun zamanla bir iki ay içerisinde tabii tekrarlamadığı sürece, pekişmediği sürece bir iki ay içerisinde sönüp kaybolacağını bilmek gerekir. Ama bir 3-5 hafta uykusuz geceler, tedirgin günler yaşanacak. O normal, yaşanmadan geçmez. Yani biraz zaman, biraz zaman. Yaşanması lazım ama. Yaşanacak ki üzerinden atacak. Zihin böyle bir şeyi kabullenecek. Ardından ben böyle sıkıntılı bir gece yaşamıştım, korku dolu bir gece yaşamıştım. Artık yaşamayacağım demeye başlayacak. Zihin bunu kabullenecek. Ondan sonra gidecek o korkular. Yani bunun böyle hap gibi mucizevi bir çözümü yok. Zaman. Sürece. Peki hocam, toplumumuzun psikiyatristlere bakış açısı daha önce sanki ayıptır gibi şeyler algılanıyordu. Siz Bakırköy'de de görev yaptınız, ifade ettiniz. Yani şu an toplumun bakış açısı ne aşamada efendim psikiyatralara? Eskiden sanki böyle delirmiş, şu olmuş gibi bir imaj vardı halk arasında. O herhalde ufak ufak düzeliyor, herkes gidebiliyor. O yaklaşık benim 20 senelik meslek hayatımda diyebilirim ki bir 10-12 sene evvel değişmeye başladı. Şu an hiçbir ön yargının kalmadığını söyleyebilirim. Çok rahat başvuruyorlar çünkü neden? İhtiyacı var. Yani toplumun ihtiyacı var. Toplumun neye ihtiyacı var? Ferahlamaya ihtiyacı var. Sıkıntıdayız. Yani tüm toplumca zor günlerden geçiyoruz. Uzun dönemdir zor günlerden geçiyoruz. Bölgemiz o zaten, evet. O yüzden kişinin, bireyin bir an önce ferahlamaya, bir rahat nefes almaya ihtiyacı var. O yüzden o dediğiniz başvuru çok kolay. Hemen geliyor. Yani ben nefes alamıyorum diye geliyor aslında. Öyle psikiyatriste gidiyorum, aman ne derler demiyor. Ben nefes almak istiyorum diyor. O kalmadı artık. Peki hocam, şimdi hastalarımıza kendilerinin farkına varıyor, çevresinin farkına varıyor. Son olarak neler önerirsiniz? Kendilerini gelsinler, bir yakınımı getirsin, nasıl hissediyorlar bu sürece ihtiyaçları olduğunu? Yani benim mesleğim için, psikiyatrik yardım için kişinin kendi rızası şarttır. Kişi diyecek ki benim şöyle bir sorunum var, şöyle bir sıkıntım var. Efendim buna bir çare arayayım. Gelecek, kendi rızasıyla kapımı çalacak. İşte o iyileşmenin yarısıdır. Yani yolun yarısını zaten bu şekilde kat etmiş oluyor. Diğer yarısını biz beraber zaten tedavilerimizde kat ediyoruz. Hocam ben şunu da söyleyeyim son olarak dedim ama şimdi çok yakın bir arkadaşımız, biz Simitoğlu birlikteyiz. Kendi evladı hava yollarında çalışıyordu. O patlamadan sonra bir sıkıntı yaşadı. Şu an psikolojide biraz sorun var. Gündüz konuşamıyor, gece konuşuyor, işte işine veremiyor kendisini. Yani bunların da nelere dikkat etmesi lazım bu tür hastaların? Çok aşırı derecede hastalandı. Yani işine gidemiyor, evinde kalıyor. Yardım alması lazım. Ufak bir yardımla hızlıca toparlar. İkincisi de gene söylüyorum, biraz zaman. Yani kendine zaman tanımalı. Yani havaalanında o faciayı yaşamak kolay bir şey değil. Kız eve çok yakın. Siz yaşasaydınız, ben yaşasaydım bugün burada konuşamıyor olurdum. Mesela ben kendimce. Evet. Burada konuşuyorum, kekelemeye başlardım efendim. Terlerdim, kapıyı açın derdim, buradan çıkmak istiyorum derdim. Yani ben yaşasaydım bu şekilde olurdu diye tahmin ediyorum.
Sorun büyük çünkü. Evet, onun için kendine biraz zaman tanımalı. Bir anda geçmez. Son olarak. Ama yardım alırsa birazcık, biraz daha hızlı bir atar üzerinde. Son olarak izlenenlere neler söylemek istersin mikrofonu açalım. Valla uzun yıllardır bir çalışanı olarak Avrasya Grubu'nun bu Küçükköy'deki yeni hastanesine geçtikten sonra şunu söyleyebilirim ki çok hoş bir ortam, çok muhteşem bir tıbbi altyapı, çok büyük bir emek, bir yatırım. Hani dilerim tüm halkımıza Allah sağlık versin. Ama gerektiği zaman lütfen kurumdan yararlanın. Hakikaten buranın imkanlarından yararlanın.